dinledik? Affet başlı astolistler. Astolistler. Evet. Efendim bu şarkıyı herhalde hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Affetmem asla seni. Şu anda aramızda bulunmayan Yıldırım Gürses'in biliyorsunuz. Çok önemli bir bestesi. Sözü Mustafa Sevilen'e ait. Medihan Şen Sancakoğlu. TRT günlerimizin, önemli sanatçılarımız. Ben bir de şeyi, Yıldırım Gürses'e altın mikrofon yarışması vardı. Yıllar önce. Orada zaten ilk konuşmalarımız duyulamıyor olabilir. Biraz kısın arkadaşlar. Evet. Şimdi efendim programımızın ikinci bölümüne bu geldik. Bu CD'yi söyleyeyim ama bir cümleyle ne olur. Bu CD efendim Az Solistler CD'si yeni çıkan bir CD. Osti Müzik'ten çıkan balet müzik, balet plak işbirliğiyle bu türün meraklılarının evinde olmasında fayda var diye düşünüyorum. Çok çok güzel bir albüm. Çok, bir dönemin böyle çok sevilen şarkıları var. Muazzez Abacı Akimler varmış. Tabii. Emel Sayın, Seçim Hazar, Yüksel Uzel. Muazzez Abacı, Medihaşen Sancakoğlu nerede? O zaman demek ki öyle kullanıyormuş. Evet. O zaman ben şimdi geçişimizi yapabiliyorum. Lütfen. Efendim Haber Çok Weekend devam ediyor. İkinci bölümümüze başladık. Biz saat 12'ye kadar burada olacağız. Cumartesi ve pazar günleri sizlerle buluşuyoruz. Haber Çok Weekend'de her konuyu irdeliyoruz. Her konuda konuklarımız oluyor. Şimdiki konuğumuz ise Türk sanatı açısından değerlendirdiğimizde oldukça önemli bir konu. Unutuluyor mu, unutulmuyor mu? Bu bir soru işareti. Kendisine soracağız. Feyami Gürel bizlerle beraber. Geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey'de üçüncüsü düzenlendi. Ebru günlerinin ve tekrar bu Türk sanatı hafızalarımızda canlandı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ben Türk sanatı diye söyledim. Fakat çok enteresan. Çağatay'da Buhara'da çıkıyor. İran'a geçiyor. İran'dan Anadolu'ya geliyor. Ne kadar bizim bu sanat? Şimdi evet, bu soruyu bence bütün sanatçılar sormalı. Daha doğrusu şöyle, bir sanatın kökenine ilişkin ne kadar sorgularsanız sorgulayın bunu, ama milli, ama ırki temelli bir yere oturtursanız oturtun, bence bundan daha önemlisi nerede çıktığı, kimler tarafından ortaya çıkartıldığından ziyade kimlerin elinde çiçek açtığıdır. Bu da ağırlıklı olarak o bahsettiğiniz bölgelerden Anadolu'ya doğru girişten sonra Merkezi İmparatorluğun da gelişmesiyle birlikte, ki imparatorluklar bu tür konularda son derece verimli alanlar oluşturur. Osmanlı'da bu sanat gerçekten bir kimlik, bir yeşerme, bir filizlenme ve hatta olgunluk ve kemalat noktalarına kadar gelmiş. Dolayısıyla çıkış anında doğum kimden olursa olsun, kim bakıp büyüttüyse olur o. Peki efendim, şimdi şöyle de bir soru sorabilir Ebru sanatıyla yakından ilgilenenler. Bizim bildiğimiz en eski Osmanlı İmparatorluğu'na ait Ebru sanatı, yanlış hatırlamıyorsam 1500'lü civarında. Doğru. Topkapı Sarayı'nda. Doğru. Fakat Çağatay dönemi, Buhara dediğimiz zaman çok daha eskilere dayanıyor. Neden bu kadar geç kalmışız Ebru'yu edinmekte? 1500'ler Selim zamanlarında değil mi? Yavuz Sultan Selim zamanı. Evet. Oylum Hanım, neden edinmekte geç kalmışız derken, bırakın sadece Ebru'yu, birçok konuyu edinmekte çok geç kalmışız. Doğru söylüyorsunuz. Osmanlı plastik sanatlara uzakta bir resme vesaire değil mi? Plastik sanatlara yakın ama resme uzak. Minyatür tabii, evet. Resim yasak Osmanlı İmparatorluğu'nda resim yapmak. Yasak da diyemeyiz ona, çünkü imparatorluk aslında kuralları itibariyle imparatorluk kurallarıyla yönetilen bir yer. Zannettiğimiz gibi sadece ideolojik ya da zihinlerdeki sistemlerle yönetilen bir şeydir. Örneğin Mellini'nin, işte Cenkili vesaire, öyle bir sürü örnek vardır. Zonaralar gelir tüm Osmanlı döneminde. Ondan ziyade algılayış tarzı önemli. Yasaktan ziyade algılayış farkı var. Merkezde estetik olarak ve plastik olarak bir kere hat var. Hattın etrafı, yani mimari hat ve hatla birlikte gelişen diğer plastik sanatlar. Dolayısıyla o eksen etrafında döndükçe resim diliyle aktarım o kadar kendine arzu edilen bir kanal bulamıyor. Onun için bence
öyle bakmamak lazım. Çok da meyil etmemişler ama. Çok da meyil etmemişler. Yani o batı doğru. sanatı evet, türü evet. olarak yani öyle bir aman illa da bir resim geliştirelim gibi bir çaba olmamış. Öyle bir çaba olmamış. Keşke olsaymış. Peki Ebru nedir diye sorsak hemen izleyicilerimiz merak ediyorlardır. Şarkıyla girdik ya affetmem asla seni. Evet. Ebru bir sevdadır. Ebru sevda. Sevdayı terk ederseniz hiç affetmez. Ebru'yu da terk etmemek lazım. Yani bir sanatı hele hele Ebru gibi aslında bütün plastik sanatlarda bu var. İple cambaz misali gibidir. Sanatçı cambazdır. Yani ipte yürür. Çünkü şu anda görüyoruz bazı örnekleri. İsterseniz... Kağıt süsleme sanatı diyebilir miyiz Ebru için? Evet, esas itibariyle öyle. Köken itibariyle kağıt süsleme sanatı. Hatta şöyle söyleyeyim, bir zanaat aslında. Zanaat. Tabii, yani merkezde hat olan, hattı besleyen, kitabı besleyen, kitabın estetiğini besleyen bir zanaat dalı. Cilt kapaklarında olsun, hat kenarlarında olsun, işlevsel, doğrudan doğruya işlevsel. Efendim, ortaokul kitaplarının, ortaokul edebiyat derslerinin meşhur sorusu sanat ile zanaat arasında nasıl fark vardır? O zanaatı bir kere daha telaffuz edeyim. Bir sayfayı açmayacak şekilde kompozisyon kurallarına riayet ederek. Çok güzel zanaat dedin. Nedir efendim, siz lütfen bir şey yapar mısınız? İrdeler misiniz bu kritik soruyu? Yalnız bir sayfayla olmaz Erkan Bey. Öyle yani, geçer biraz. Evet, geçer biraz. Aslında birbirinden çok net... Tanım itibariyle çok böyle kolaylıkla ayrıştırılabilecek bir şey değil ama zanaat bir nesneyi, bir alanı ya da bir objeyi tekrar ederek dekoratif ve işlevsel bir fonksiyonunu yeniden ve yeniden üretme çabası olarak tarif edelim. Sanatı ise bu üretme çabasındaki farklılıkları, derinlikleri yeniden üreten bir alan olarak. Ne kadar güzel tanımladınız. Ve diğer bütün teknik ayrımlar bence yeterli tarif etmez bunu. Bu manada içerik olarak bu farklılaştırmak kavramamıza biraz yardımcı olur. En azından benim için herkese aynı kavramı ya da aynı tanımı hemen ihraç edemeyiz. Ama bu bana yakın geliyor bu şekilde tarif. Ve iki tarafında sanat böyle birbirinden çok ayrı olmasa da aslında çok güzel, çok özel bir işi yaptıklarını da ayrıca altını böyle kalın kalın çizerek belirtmek lazım. Hani şey vardır genel olarak, bunu şunun için söylüyorum. Zanaatçılar sanatçılara biraz mırk ederler. Sanatçılar da zanaatçılara ya işte yapıyorsunuz filan gibi bir... Halbuki ikisi ayrılmaz bir. Evet. Peki Ebru sanatının malzemeleri nelerdir? Bir öd suyu falan... Ne suyu? Tabii. Öd suyu. Nedir evet, efendim? Hayvanın ödü. Sığırın ödü. Başkaları da kullanıyor ama ağırlıklı olarak sığırın ödü. Hatta bazen düşünür yani o kadar malzeme var yeryüzünde. Ben mübarek. Bu başka bir şey mi bulamadın? Evet. Yani halkımızın ama... ödün koptuğu şeklinde ifade ettiği... O öd. Evet. Ve değil şöyle mi? Söyleyeyim, Ebrucular için ödün ayrıca özel bir anlamı vardır. Çünkü çok evet. temel bir maddedir. Hatta ne kadar? Eğitimlerde, hemen söyleyeyim oyunu, eğitimlerde öğrenci ilk safhalarda şey testinden geçilir. Ödün kokusunu seveceksin. Öd ağır kokar. Öyle mi? Hiç koklamadım şimdiye kadar. Çok felaket bir koku. Ama bir ağır koku daha vardır. Onun ne olduğunu biraz sonra söylerim ben. Ebrucu ödün kokusunu böyle atıp... Ebru falan yaptı mı imtihandan geçemez. Ebruzen. Size Ebruzen deniyor değil mi? Ebruzen sanatçılarına evet. Ebruzen. Ebruzen doğru. Söyleyeyim mi onun ne olduğunu? Viski damıtım distilleri denen damıtım mekanları vardır ya. Bir malt kokusu vardır. Malt viski denir ya. O koku kadar ağır ve böyle insanı şoka uğratan bir koku olabileceğini ben sanmıyorum. Ben de formaldehiti katabilirim bunun için. Formaldehit evet. Çok zor bir kokudur. Alışmadım. Çok ağır kokular yani sıra dışı kokular bunlar. Evet. Çok insanların alışık olmadığı kokular. Ödün bir kimyası var. Bu kimyası pigment boya taneciklerini birbiriyle bağlanmasını ve sıvı zemin üzerinde yatay genişlemesini sağlıyor. Çok ilginç. Bir yani tek bu yapıyor galiba değil mi? Evet, materyal. Şimdi onun sentetiklerini filan da ürettiler.
ki diğer şeylerde kullanılıyor. İşte ipek boyalarıydı, tekstil dünyasında filan da. Bunun muadili malzemeler kullanılıyor ama evet. Öt klasik anlamda bağlayıcı ve yayıcı. Temel madde yani. Ötsüz olmaz. Peki pahalı bir şey mi bu? Yani zor bulunan şey. Yok efendim, pahalı bir şey değil. Mezbahalarda sıraya girersiniz. Kafi miktarda bulunuyor. Kurban bayramlarında yani takip edersiniz. Hatta millet keser. Ebru'cu kardeşim şeyden, ne yapacaksın onu diye ödünü sormazlar. Ödünü ayırın filan dersin. Ya ne yapacaksın kardeşim der. Ya sen ayır kardeşim. Onun prosesini siz mi yapıyorsunuz? Tabii. O ödü karıştırma vesaire. Bekletilir, demlendirilir, ayrıştırılır. Peki gelin ben sizi bu ödden başka bir konuya doğru geçeyim. Konuğumuza, değerli misafirimize de sorayım. Efendim Ebru sanki bu coğrafyaya daha çok ait bir sanat ve kültür faaliyeti gibi biliniyor. Avrupa'da ne kadar yaygın, ne kadar biliniyor? Ya da bizim sanatçılarımız mı orada bunları daha çok gösteriyorlar, öğretiyorlar? Biraz oradan da bahseder misin? Şimdi Avrupa'da yaygın, çok yaygın, şu açıdan yaygın. Özellikle kitap ve kağıt sanayi sermayesiyle bağlantılı olarak Avrupa'da kapitalizmin gelişmesi, böyle Rönesans sonrası öyle diyeyim aşağı yukarı, kağıdın gelişmesi, baskı, üretimle birlikte kağıdın süslenmesi de özel bir önem almaya başlıyor Batı'da ve bu sanatı derhal şey yapmışlar, devşirmişler. Evet, güzel de icra etmişler. Evet. Peki oryantal mı icra ediyorlar yoksa o Avrupa standartlarına, Kopenhag kriterlerine uydurmuşlar mı? Yok ilk başlarda kendi orijinal üretim tekniklerini uygulamışlar ancak endüstriyel hale dönüştürmeye başlayınca diğer işte kimyasallar, bazı teknikler filan girmiş ve Avrupa'da bu konuda çok ciddi üretimler var. Yani müzelerde filan oldukça iyi Ebru örnekleri var. Cilt kapaklarında, kitap kapaklarında filan yapmışlar. Yani yapmışlar ama. Malzemelerinden bahsedemedik. Bir ödde kaldık tamam. Demin. Fakat mesela diyelim ki bir izleyicimiz Ebru'ya çok meraklı ve gerçekten bu sanatı içten bir şekilde öğrenmek istiyor. Nelere ihtiyacı zaten var? Zaten başka türlü olmaz öyle mi? İçten bir şekilde öğrenmek istemiyorsa hiç uğraşmaz. Hiç zor bir şey çünkü sabır gerektiren öğrenmek. Şey gibi. Belki biraz da diğer plastik sanatlardan, resimden filan ayrılan bir tarafı, o da ince bir nüans. Biraz daha böyle orkestra şefi gibi aslında Ebru'cu. Şöyle söyleyeyim, boyalarınız toprak kökenli, yani oksit boyalardır. Kendiniz de elde edersiniz, hatta Ebru'cu dolaşırken toprak toplar. Caddelerde, sokaklarda. Nasıl toprak toplamak lazım? Tepelerde. Renkleri, ne tip topraklar güzel, yapışkanlığı olan, evet, toprakları, o kırmızı toprak, Çamlıca mesela önemlidir. Çamlıca'ya gidince toprak toplanır orada. Çamlıca'ya gittiğiniz zaman bundan sonra acaba kim? Yoldan çıkarken bakın, görürsünüz orada birisi kürekliyorsa. Eskiden Kilyos yolu üzerinde böyle kırmızı topraklar vardı, hala duruyor mu topraklar? Güzelleri bina yapmadıysa. Rapidir Kilyos'a gitmedi ama. Tamam, şimdi toprağı topladık. Süzdük. En ince tabakası kaldı. Neyle süzüyoruz? Üstüne süzüyoruz. Normal herhangi bir tasın içerisinde birkaç sefer süzdük. Üste doğru ince tanecikler birikir. Evet. Altta çöker. O ince tanecikleri ayırdığınız zaman size oldu boya. Boya oldu. Boya ham maddesi tabii. Zaten diğer boya ham maddeleri de nereden elde ediliyor? Buna kök boya mı? Metal oksitler işte. Hayır. Kök boya tekstilde filan kullanılır. Çözünür kök boya. Metal oksit boyalar suda çözünmez. Tamam. Dağılmaz. Ve bu toprak boyaları, metal oksit boyaları topladınız. Bunu kendiniz hazırlarsınız. Fırçanızı kendiniz hazırlarsınız. Gül dalı toplarsınız. Gül dalını niye topluyoruz? Gül dalı mantarlanmaya karşı falan dayanıklıdır mesela. Atalar gül dalı kullanmışlar. Niye? İşte bundan ötürü. Bir, esnektir. Vurduğunuz zaman böyle hafif. O bir titremesi ve tınlaması var. Yalnız doğayla da iç içe bir sanatçı o oluyor yani. İnsan, ödler, efendim gül dalı değil mi? Fırçanın ucu atkılıdır mesela. Atkılı. Sert atkılı olacak. Öyle yumuşak fırça falan olmaz mı? Atkılı nereden buldun efendim? Atın. Ya, ama yani bir atı olan... Yani bunların bulunabildiği bir takım yerlere gitmekte. Adamın atın arkasına çekemezsiniz herhalde. Hakan Bey, hatırlıyor musun? Malzeme için aranırdı. Şimdi baya bir alan oldu. Ebru malzemelerini satan özel yerler var. Evet.
Yani öyle böyle değil. Hakikaten. Gülün gülün sizi. Atkılı öyle. Evet, yani zor olsa gerek değil. Zor ama şimdi. Fakat çok keyifli, siz anlatırken ben keyif aldım. Yani onların bulunması, hazırlanması bir yani hem tabii sanat icra etmenin ötesinde biraz meşakkatli de bir şey. Meşakkatli bir şey. Ondan sonra bütün malzemeleri toplarsınız. Ben şöyle şey yapayım öyküsünü. Toplarsınız. Onlarla tek tek hasbihal edersiniz. Onları tek tek hazırlarsınız. Renklerinizi, suyunu, ödünü güzelce ayarlarsınız. Ondan sonra başına geçersiniz. Ne kadar zaman oluyor efendim bunları yapmak? Aşağı yukarı ne kadarlık bir zaman dilimi? Hazırlık safhası oldukça uzun bir safhası. Çok uzun, canlandırıyor. En önemli aşamalarından biri hazırlık safhası. Hazırlığınızı iyi yapmazsanız orkestra bir şey çalmaz. Bunu söyleyeyim. Teknenin başına geçtiğinizde malzemelerinizi ne kadar iyi hazırlarsanız hazırlayın, o andan itibaren kontrol yarı yarıyadır. Sizin kontrolünüzle enstrümanların yani malzemelerin hakimiyeti yarı yarıyadır. İki tarafta birbirine baskın çıkabilir. Onun için orkestra şefi benzetmem oradan gelir. Siz aslında ciddi bir felsefeden bahsediyorsunuz. Bu olayın felsefesine de girmek gerekiyor bu noktada herhalde, değil mi? Ve tabii şey var orada, bir ne diyeyim, o kelimeyi bazen var, çok sevmiyorum, belki zorluyordu ama bir kendine göre bir oluş hali vardır. İnsanın varoluşla alakalı dengeleri hissettiren ve kavrattıran bir şey. Siz bir hamle yaparsınız ama o hamle orada nasıl sonuç alacak, nasıl bir şekil alacak, siz de çok emin değilsinizdir. Hem hakimsinizdir, hem de tabisinizdir. Çok güzel. İkisi bir aradadır teknenin üzerinde. Tekne de tek başına hakim değildir. Ortada adalet yoktur yani. Böyle söyleyeyim. Fakat aslında bir şey söyleyeyim mi? Yani Ebru'yu da bu kadar güzel anlatabileceğinizi hiç tahmin etmedim. Bu kadar çok seven değil çok, mi? Çok izleyicimizin ilgisini çekecek bence bundan sonra ve takip edeceklerdir. Peki iyi Ebru, bir iyi Ebru eseri nedir? Çok renk midir? Değerli çizgiler midir? Çok emek midir? Küçük hareketler midir? Renk, şöyle söyleyeyim, yine şuradan örnek vereyim, misal. Burada bir program yapıyoruz. Sizin kıyafetiniz, renkleriniz ve bunların dengesi. Hakan Bey'le sizin aranızda konuğunuzla olan ilişkilerdeki gözetmeniz ve dengeler. Yeri gelir siz soruyorsunuz, Hakan Bey denge. Ben biliyorum, siz dengeniz soruyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Ortaya zevkli ve keyifli bir seyir çıkıyor. İşte hep burada böyle. Ne kadar güzel anlattınız yine. Çok keyifli oldu. Bu dengeler, bu keyifler arka arkaya düzgün düştüğü zaman seyirlik ve güzel bir eser ortaya çıkıyor. Sevgi varsa, onunla ilgili iletişim varsa ortaya ve de ustalığınız varsa ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yoksa çalışacağız. Size erişmek isteyenler olursa bir web adresi ya da bir e-mail vermek ister misiniz? Memnuniyetle. Eminim ki çok izleyicimiz temas etmek isteyecek. İstanbulsanatevi.com. 3W'dan sonra. İstanbulsanatevi.com. Sizin ayrıca bir web adresiniz de var. Peyami Duran. Orada resimler daha ağırlıklı. Peyami Bey aslında bir ressam hat sanatıyla ilgileniyor. Bir Ebru Zen. Hem Osmanlı sanatına ilgi duyuyorsunuz hem de resimleriniz de oldukça enteresan. O şundan kaynaklanıyordu bak. Ben şöyle düşündüm. Bu ülkede eğer sanatçılık yapıyor iseniz, üzerinde oturduğunuz mirası bilmiyor iseniz, fark etmemişseniz ve kavramamışsanız yeni bir şeyler üretmeniz çok zor. Başkalarına bir şey söylemeniz çok zor. Dünyaya hele bir şey söylemeniz hepten zor. Bu e-mailleri web adresini bir daha hatırlatalım lütfen. Önce isterseniz ilk söylediğinizi hatırlatalım. www.istanbulsanatevi.com. Evet. Bir de www.peyamiburel.com. Tamam. Buradan bütün bilgileri erişebilecekler. Ama ulaşmak yetmiyor Hakan Bey. Bir öğrencilik falan bizde çok zordur.
Yani tahmin ediyorum anlattıklarınızı. Siz bütün eğitiyorsunuz. Yani, tabii. Çocukları da eğitiyorsunuz. Öyle şey yok. Hemen geldim ben efendim Ebru öğreneyim falan öyle yok. Önce gerçekten seviyor mu istiyor? İlk sorunuz ne oluyor Ebru öğrenmek isteyenlere? Çay yapmasını biliyor musun? Biliyoruz diyelim. Yap bakalım. Ama öyle çay, güzel çay. Niye çay? Yani çayı yaparken neye dikkat ediyor bakalım? Detaylara vakıf mı? Hakkını veriyor mu? Dokunayım demlerken hangi ayarda dem? Alelacele bir çay demlemek için mi oraya gidiyor? Yoksa hakikaten lezzetli ve keyifli bir şey yapmak için mi ocağın başına geçiyor? Çok önemli. Bu bir örnek. Çok önemli. Yani kimisine çay demle deriz. Kimisine ya gelmişken şuradan efendim şu içeride bir kitap var onu bana getirir misin deriz. Rafı devirip getiriyor. Nasıl getirmesi gerekiyor evet, böyle bu evet, şekilde? Kitabı tutma çok önemlidir. Yani ben de genellikle mesela bir bakarım şöyle. Hayır o tabii. Umarım burada söyleyeyim atölyeye buyur. Atölyede. Özellikle kalın kitapları birine teslim ederken onu nasıl açacaklarını biraz öngörerek teslim etmek lazım. Ortadan yani benim işim gider. Ortadan öyle bir açıverirler ki kitap değil mi? Beyan bir anı. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizimle birlikte olduğunuz için Ebru sanatını tekrar insanların hafızasında canlandırdık diye tahmin ediyorum. Özellikle çok da güzel görüntüler. Çok da sevdirdiniz bence. Gösterdi. Çok bilmeyenler açısından çok sevdiren bir sohbet oldu. Yani o bir nehir akıyor zaten Ebru ile alakalı. Biz de o nehirin içerisinde yüzenleriz. Zaten kendi yolunu buluyor. Bizim gayretlerimiz falan önemli bu konuda ama onlar büyük kanallar, büyük nehirler gidiyor. Biz de içinde yüzüyoruz. Birkaç kulaç da atıyoruz. Geçtiğimiz çok günlerde Cemal Reşit Rey'i de tekrar hatırlatalım. Ebru günlerinin üçüncüsü düzenlendi. Neyse ki bu tip günler oluyor ki tekrar hafızalarımızla canlılığını koruyor. Yerini alıyor Ebru sanatı. Size bir armağanımız var tabii ki. Bir sanatçıya armağan edilecek en güzel şeylerden biri bir kitaptır. Bu da kitapla ilgili bir kitap. Kitaplık. Evet. Çift dilli yazarlar bu ayın konusu ve söyleşi Lale Müldür, Selim İleri, Öykü Tarık Dursun oldu. Deneme var. Nijinsky'yi irdelemişler. Nijinsky çok önemli bir isim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar programımıza katıldığınız için. Sağ olun efendim. Konuğumuzu uğurlarken bir kısa ara veriyoruz. Habertürk Bilkent saat 12'ye kadar devam edecek. Sırada otomobiller var. Honda'yı konuşacağız. Acaba Honda'ya girmeden önce güzel bir otomobil görüntüsü mü versek? Hakan, ne diyorsun? Ne kadar zamanımız hazır var? Acaba? Yok, zamanımız yok. Onu yapmaya zamanımız yok. Hemen röportajımızı, daha doğrusu konuğumuzu stüdyoya almamız lazım kısa bir aradan sonra. Habertürk'ün flash haberleri cebinizde. Abone olmak çok